Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Büyük gün geldi çattı, yarın dananın kuyruğu kopuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Bu arada yeni yeni tevatürler dönmeye başladı piyasada. Bunlardan birisi de Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği yönünde. Bence çok olağanüstü bir durum olur. 500 baz puanlık bir faiz indirimi yaparsa dolarda ciddi anlamda şok hareketleri yarından itibaren görmeye başlarız. Bir kere bunun altını çizelim. O nedenle ben Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık bir indirim yapacağı kanaatinde değilim. Bu kadar sert bir hareket, bu kadar şok bir hareket büyük ihtimalle yapmayacaktır diye düşünüyorum. Peki piyasanın genel beklentisine, daha önceki videolarımızda da söylemiştik. 175 baz puan dip, 400 baz puan tepe, 275 baz puan da orta nokta, ortaca nokta olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlarım. Yani genel beklentinin 275 baz puan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun üzerinde gelebilir mi? Bana göre Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'na olan borcunu ödeyecek sevgili dostlarım. Yani Cumhurbaşkanı bir önceki faiz indiriminde 800 baz puan talep etmişti Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası Başkanı ile Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı'nı ikna etmişlerdi. Ve 425 baz puan indirelim, bir sonrakinde de kalanı tamamlarız demişlerdi. Tevatürlere göre, tırnak içerisinde söylüyorum. Bu nedenle büyük ihtimalle 375 baz puanlık bir indirim yapabilir Merkez Bankası. 375 baz puanlık bir indirim yapması durumunda da şu anki koşullar içerisinde konuşuyorum. Yani önümüzdeki ay gelecek enflasyon rakamını hiç baz almadan söylüyorum sevgili dostlarım. %1'lik bir reel faize denk gelir. Tabi bunun içerisindeki masrafları da çıkarttığınız zaman aslında neredeyse eksi faiz ortamına düşmüş oluyorsunuz. Şimdi sevgili dostlarım, tabi Merkez Bankası'nın kararını etkileyen bir de FED konusu var. FED faiz indirecek mi? Piyasada sürekli olarak Fed'in 25 bas puanlık bir indirim yapacağı pompalanıyor. Evet, Fed 25 bas puan daha indirim yapacak. Bol Amerikan doları gelişmekte olan ülkelere, başta Türkiye'ye akmaya başlayacak. Bütün senaryo bunun üzerine kurgulanmış durumda. Hatta Trump bugün çıktı ve şunu söyledi. Sıfır faiz ortamı bekliyoruz Fed'den. Hatta eksi faiz bile olabilir dedi. Yani ne diyor Trump? En az 300 bas puanlık bir indirim yap diyor Fed'e. Ya da 250 bas puanlık bir indirim yap diyor Fed'e. Fed'in böyle bir indirim yapacağını düşünmek hayalden öteye gitmez. Yani öyle 200, 250, 300 bas puanlık bir indirim Fed tarafından, hele ki tek kalemde, imkansız, yapılmaz. O nedenle sevgili dostlarım, Trump şu an itibariyle biraz da sansasyon yaratmaya çalışıyor. Bak, ben faiz istedim Fed'den ama Fed benim faiz taleplerime karşılık vermedi demeye getiriyor. Peki Fed 25 bas puanlık bir indirim yapar mı? Onu da yapamaz sevgili dostlarım. Her geçen gün gelen yeni verilerle Fed'in faiz indirim imkanı biraz daha rafa kalkıyor. Bakın, en son gelen ÜFE verisini sizlerle paylaşayım. Amerika'daki ÜFE verisini paylaşayım. Üretici fiyatları beklenenin üzerinde geldi. Yani tüketici fiyatlarını da tetikleyebilecek miktarda bir ÜFE geldi. Bu da şu demek. Enflasyon artış eğilimine girdi Amerika'da, iyiden iyiye. Ve enflasyon artış eğilimine girdiyse bir enflasyon balonu oluşturmamak adına büyük ihtimalle FED kesinlikle ve kesinlikle bir faiz indirimi kararı almayacak. Yani öyle 25 bas puan indirim yapacak, 50 bas puan indirim yapacak falan diyenler tamamen şu anda hayal satıyorlar sevgili dostlarım. Bakın buraya yazıyorum. Tamamen hayal satıyorlar. Fed faiz indirimine gitmeyecek. Özellikle gelen son ÜFE rakamı bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer ki Amerika'da enflasyonist bir ortam varsa ya da enflasyonist bir ortamla ilgili beklenti oluşuyorsa Fed'in faiz indirimi yapması mümkün değil sevgili dostlarım. Hiçbir Fed başkanı böyle bir riski üstlenmez ve hiçbir Fed başkanı böyle bir belirsiz ortamda faiz indirerek kendisini riske atmaz.
Şimdi Fed'den tekrar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararına dönelim. Yarın 375 bas puanlık bir indirim yaparsa, daha önce de söylediğim gibi 1 puanlık bir reel faiz, ama masraflar çıkıldığı zaman neredeyse eksi faiz ortamı oluşuyor Türkiye'de. Böyle bir durumda bir sonraki ayda enflasyonun çok dramatik bir şekilde aşağıya gelmesi lazım ki son yapılan zamlardan sonra öyle bir faiz ortamının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Diğer taraftan Merkez Bankası da enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın da enflasyon beklentileri öyle çok dramatik bir düşüş olacağı yönünde değil. Piyasa oluşan maliyetler nedeniyle, vergi yükü nedeniyle fiyatları yukarıya çekmeye devam ederse, aynı zamanda mevsimsellik etkisi nedeniyle, yani yaz ve ilkbahar aylarının bitmesi, özellikle gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bir fiyat baskısı oluşursa, bugünkü 15'i bile öpüp başımıza koymak zorunda kalırız. Demek ki sevgili dostlarım, bu ay eksi faize düştük. Bir dahaki ayda enflasyon yukarıda gelirse, yine eksi faiz devam ederse, bu durumda ciddi bir para çıkışı göreceğiz biz faiz cephesinden, mevduat cephesinden. Böyle bir durumda da bu çıkan paranın gideceği tek bir adres var: döviz cephesi. Evet, özellikle dolar cephesi. Neden dolar cephesi diyorum? Bu para büyük ihtimalle dolara yönelecek. Dolara yönelen para da yurt dışında daha güvenli liman olan Amerika'ya gidecek. Hele ki bir de Amerika dediğimiz gibi faiz indirimine gitmezse, Amerika'daki 2.25'lik faiz oranları çok cazip hale gelecek sevgili dostlarım. Bu dolara ciddi bir talep yaratacak. Yine önemli bir ayrıntı, kısa vadeli borçlar var biliyorsunuz, 120 milyar dolar. Aslında kısa vadeli borçların 170 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz ama bazı kırpmalar yapılıyor ve 120 milyar dolar olarak gösteriliyor. Diyelim ki 120 milyar dolar. Kısa vadeli 120 milyar dolar borcu yurt dışından bulmak zorunda bu borç sahipleri, ya da Türkiye'den talep etmek zorunda. Genel itibariyle şu yapılıyor: bir kısmı yurt dışından talep ediliyor, bir kısmı yurt içinden talep ediliyor. Bu da bir talep etkisi yaratacak dolarda. Dolar yokken oluşacak bu talep etkisiyle birlikte de yine dolar fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşacaktır. Bakın, geçen seferki faiz indiriminde bir makas aralığı vardı. Faiz 19.75'e çekilmişti ama enflasyon %24 seviyesindeydi. Böyle bir ortamda para çıkışına ihtiyaç yoktu. Dolara talebe ihtiyaç yoktu. Ama siz eksi faiz cephesine geçerseniz ciddi bir dolar talebi olur ve dolarda da yukarıya doğru hareketliliği çok net bir şekilde görürüz biz. Bankaların sendikasyon kredileri de geliyor. Eğer ki bankalar sendikasyon kredilerini yenileyemezlerse, ya da istedikleri miktarda yenileyemezlerse, bu da yurt içinden bir dolar talebine neden olacak bankaların borçlarını ödeyebilmeleri için. Geçmişteki sendikasyon kredilerinin borçlarını ödeyebilmek için. Bu da yine dolar üzerinde bir baskı yaratacak sevgili dostlarım. Bütün bu nedenlerle dolarda kısa vadeli yükseliş trendi başladı ve bu trend hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareketini devam ettirecektir. Sevgili dostlarım, bakın, bu faiz indirimi 375 bas puan olursa ya da 275 bas puan olursa fark etmez. 275 bas puanda da neredeyse sıfır faiz ortamına girmiş olacak Türkiye. Piyasa dengelerinin bozulmasına neden olur. Özellikle dövize talebin artmasına neden olur. Hiçbir teknik veri de doların bu seviyede kalmasını sağlayamaz. Bir anda biz yarından itibaren altının üzerinde bir dolar, hatta 6.25 seviyesinde bir dolar görebiliriz. Ve yine piyasadan gelecek haberler, Fed'den gelecek haberlerle birlikte 7 liranın üzerinde bir dolar seviyesi görebiliriz. Anlayacağınız, işler iyiden iyiye karışıyor. Peki benim beklentim ne? Bir kez daha söyleyeyim. Merkez Bankası 375 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak. Her şeye rağmen Fed'in faiz indirimi yapacağını hayal ederek, düşünerek. Fed faiz indirimi yapmayacak. Merkez Bankası 375 bas puanlık bir indirim yapacak. 375 bas puanlık indirimin ardından dolar 6 liranın üzerine kendisini atacak. Bu hafta içerisinde 6.25 seviyesini görebiliriz demiştim daha önceki videolarımda. Evet, 6.25'i biz yarın ve öbür gün görebiliriz.
6.25 seviyesinin görülmesiyle birlikte de panik başlayacaktır dolarla ilgili piyasada. Yani alımlar yukarıya doğru arttıkça stopların patlaması beraberinde gelecektir ve bir anda 6.25'in üzerinde 6.40 seviyesini görebiliriz önümüzdeki haftadan itibaren. Bu haftayı kastetmiyorum. Fed'in faiz indirmeyeceğinin kesinleşmesiyle birlikte ya da Fed'in faiz indirmeyeceğim kararıyla birlikte, hatta belki Fed'in ilerleyen dönemde, ilerleyen günlerde faiz bile arttırabilirim yorumları yapmasıyla birlikte de dolardaki yukarıya hareketin hızlanması gündemimizde olacaktır. Evet, Fed bırakın faiz indirmeyi, faiz arttırma sürecine bile gidebilir. Çok da normal, çünkü bir kez daha altını çizerek söylüyorum. ÜFE verileri enflasyonist bir baskının oluşmaya başladığını gösteriyor Amerika'da. ÜFE verilerine bakarak TÜFE verilerinin de, yani tüketici eğiliminin de yukarıya doğru gideceğini görebiliriz. Zaten Powell da şunu söylemişti. Piyasanın canlılığı tüketici eğiliminden, tüketici talebinden kaynaklanıyor. Yani aslında tüketici tarafında da bir enflasyonist baskı eğilimi var demişti ve bu eğilim devam ederse sevgili dostlarım, bırakın Fed'in faiz indirmesini, önümüzdeki günlerde Fed faiz arttırım sürecine girebilir ve bizim o trader ekonomistler de hemen ağlamaya başlayıp ya biz de enflasyonu öngörememiştik, evet Fed faiz arttırım sürecine girdi demeye başlayabilirler. Kimse şaşırmasın. Ama onların omurgasını biliyoruz. Bir öyle bir böyle. Yani onlar geleceği öngörmek, proaktif davranmak yerine genel itibariyle gerçekleşmeler üzerine yorum yaptıkları için çok da şaşırmamanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.